ölümümden hiç kimse sorumlu değildi. Kendimi isteyerek öldürdüm. Kafamı duvara çarpmak suretiyle Hakk'ın rahmetine kavuştum. Allah bana rahmet eylesin. Ruhuma Fatiha. Ana! İntihar mı edeceğini bilmiş. Vallahi çok isabetli bir karar vermişsin. Hem hayat dedin çok kötü bir şey. Her şey güzeldi. Yaşamışsın, yaşamamışsın. Ne fark eder? Köprüden falan atlayacaksın eğer ben taksi paranı veririm he. Anaa kalkın. Evet. İmzala bakayım şuraya kalkılmış. Ne? Ne imzası be? Ben kendi ölüm fermanımı imzalayacak kadar gerizekalı mı zannettin sen beni? Kiriz miyim ben be? Lan salak sarımsak. Ben bunu senin iyiliğin için istiyorum. Dayak yerken yanlış bir yerine vurarsam sen de ölürsen ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Polis ne sorumlu tutup beni içeri tıkmayacaklar mı? Tıkarlarsa ne olacak? Ne olur tıkarlarsa daha iyi olmaz mı be? Sen beni döverek ben ölünce sen beni öldürmüş olmuyor mu? Lan salak salak konuşma inek! Beni içeri tıkarlarsa senin mezarını kim yaptıracak? He? Gelip mezarını kim sulayacak? Mezarın başında kim gelip Fatiha okutacak? He? Bunları hiç düşünmüyorsun değil mi? Hiç düşünmüyorsun salak! Televizyonda seyretmiyor mu? Doktorun biri yanlışlığından gidip adamın birinin yanlış bir yerine iğne yapıyor, adam ölüyor. Ben de senin yanlışlığından bir yerine vurarsam, sen de ölürsek aynı şey sayılmıyor mu inek? Aslında birazcık doğru söylüyorsun ama. O zaman al bakalım şimdi şunu imzala kalkınmış. Evvela oku, ondan sonra imzala. Bak, burada senin aleyhine yazılmış hiçbir şey yok. Her şey senin manfaatına. Ha, evvela oku, sonra imzala. Tamam, ben bunu bugün okuyayım. Akşam imzalar getiririm o zaman. Bana bak kalkılmış. Ya bunu şimdi hemen imzalarsın ya da hayatının sonuna kadar kırık bir kafayla dolaşırsın. Ulan ecelen ne be? Ucuza kefen bezi mi buldun? Lan salak salak konuşma. Dünyanın bir mühtürlü halı vardı. Ya bu süre içerisinde kendi ecelinle ölürsen ne olacak? İmzala diyorsun salak. İmzalasana şunu hadi. İmzala lan. İmzala. Evet kalkılmış hanım. Şimdi seninle yaptığımız anlaşmanın birinci bendine göre. Lan bana bak imzayı attım ama pişman ettin mi beni? Lan pişman olsan ne olacak, olmasan ne olacak? İmzayı attım bir kere. Hadi şimdi bunu kutlayıverelim. Hadi bana bay bay ayı hazretleri. Ne oluyor lan? Açsana be! Boşuna çırpınma, kalkılmış kerestesi. O artık açılmayan susamlardan. Kalkılmış davuğu camdan pır diye kaçıverdi, camı çiviledim görmüyor musun? Ne? Ana! Hakikaten de çivilemiş be! Ayı beni öldürebilmek için her şey fedakarlıktan kaçınmamış. İnsanoğlu kuş misali kalkılmış hanım. İşte bak sen de şimdi kuş gibi yakalanıverdin. Dön bakayım şu endamını bir görelim. Dön bakayım. Dön. Gel bakayım şimdi şu tarafa doğru. Lan sakın görmeyesin beni. Lan git Petri valla tutun beni. Allah git Albert. Lan git Evet. Beni temizlik şirketinden gönderdiler. Burası değil mi? Aa evet evet burası. Gel buyur. Buyur. Gelin. Benim adım kalkılmış. Siz kısacık ah diyebilirsiniz. Olur. Bak, temizliğe önce salondan başlarsın. Bütün temizlik malzemeleri banyoda. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben her tarafı temizler yanarım. Olur olur. Ben de şöyle güzel bir keyfime bakayım. Ha, tabii bakın bakın. Hadi koş. Kalkılmıştır benim adım. Her yer zile süpürür paladuru. Banyoyu lahop. Canım, o benim kocam Alaaddin. Ana, Alaaddin mi? Banyo yaparken de öldü yoksa. Yok canım, ne ölmesi. Aman, nerede o günler? Musluk bozuldu da onu tamir ediyordu.
Herhalde çok yoruldu, küvetin içinde uyuyakaldı. Aman, aman ona dokunma, ne olur kakılmış. Niye? Sürekli manyak mı? Tabii manyak. Hem de nasıl manyak. Oyalanacak bir şey bulamayınca gelir benimle kavga eder. Anladın mı? Allah'tan bu sabah musluk bozuldu da beni unuttu, muslukla uğraşıyor. Ha, demek böyle musluk neyim şey yapınca seninle uğraşmayı bırakıyor. Bırakıyor tabii. Erkek milleti oyalanacak bir şey bulduğu zaman sen de rahat ediyorsun. O zaman gözün de rahat ediyor, kafan da rahat ediyor, kulağın da rahat ediyor. Doğru diyorum. Neyse, çok korktun herhalde. Ha, çok korktum. Gideyim baba, ben sana getireyim temizlik malzemelerini. Zahmet olacak. Yok canım. Ulan ne güzel elmaymış be. Demek ben erkek milletine iş neyim bulunca seninle uğraşmayı bırakıyor. Doğru diyorum vallahi kudum be. Bizimki evde böyle kutu diye oturunca bir tek benden uğraşıyor. Teh, evde de hiç bozuk musluk yok günah. La Tilmeş. Tilmeş. Ayların insana benziyor. Neredesin? Aha. Bu sefer kaza geliyorum dememiş. Okey, taşlarının altında kalasıcı herif oyuna daldı herhal. Susadu çeşmeye, gitme sudaydu. Elinden bir tas su geçmez olaydı. Yılan düştü kuyun üstte geçmez olsaydı. Gelmez olaydı güzel yüzüne bakmaz olaydı. Yılan düştü kuyun üstte geçmez olsaydım, gelmez olsaydım, güzel yüzüne. Hadi be! Hadi be, şuradan. Çalışacağım biraz. Tamir dedim de aklıma geldi. Bizim mutfağın musluğu da bozulmuş. Şırıl şırıl su akıtıyor. Onları ver bir. Sana diyor bitirmiş. Mutfağın musluğu bozulmuş diyor. Şırıl şırıl su akıtıyor be. Sular boşuna gidiyor. Onarsın şunu. Salak, ben muslukçu muyum? Sabah işe giderken bir muslukçu getir yapsın salak. İnek. Sabaha kadar akan su ne biçim fatura getirir, haberin var mı? E bak böyle şırıl şırıl akan suyun sesini sabaha kadar uyuyamıyoruz he.
Sen milli ekonomiye de zararlı. Tüf, vah vah, gözlerim yaşardı. Lan o karga sesinden bir de dağ başını duman almış marşını söyle de duygulanalım lan. Bir mosluğa beceremedin değil mi? Yazıklar olsun senin erkekliğine be. Erkekliğin boşa karıştı mı lan? Valla sana olan bütün saygımı yitirdim. Bir erkeğin görevi sadece karısını dövmek midir? Ya ne diyor salak? Musluğu tamir et de beni dövdüğün zaman sana yine saygı duyayım. Tamam lan, tamam lan. Yapıyorsun lan, yapıyorsun. De başımdan bir rahat çalıştıramadım. Gidiyorsun yapıyorsun. Ondan sonra da benden saygılı bir dayak yiyorsun. Mal çık be! Allah'ım bu ayıya meşguliyet verdiğiniz için sana çok teşekkür ederim. Ne yapsam acaba? Şöyle kendime keyif neskahfesi mi yapsam diyorum. Ne olmaz be? Ayı mutfakta. Neyse canım. Bana bu kadar keyif de yeter. Şöyle. Lan bu neye akıyor hala böyle şarşar lan? Lan ben bu yumruğu da televizyonda güzel tamir ediyorum. Öyle şar sabaha kadar uyumaz mı be? Bir zamanlar çok can yaktı, düşünüp geriye bakma. Demek ki bunun çaresi buymuş. Musluğu yaptım kalkmış. Yaptın mı? Yaptım, şıkmadan ah yaptım. Bu ses ne sesi? Bu ses su sesi. Su sesi, para sesi, dayak yiyen kalkılmışsın sesi. Ne demek istiyorsun sen be? Yapmadım hemen, yapmanın çok pratik bir yolunu buldum kız. Oh, biz içeride musluk tamir edelim, sen burada lüks hayat yaşa. Yok be, şimdi estağfurullah, bin evi şey ettim de oradan şey. Bak şimdi, gel bakalım kalkılmış, gel. Bak, musluk nasıl tamir edildi ben sana göstereyim, gel bakalım. Ben göstereceğim dedim, ne işimi yarayacak lan? Gel dedim lan, gel buraya, gel. Gel bak bakalım şimdi musluksunun ne işe yaradığını göstereceğim sana. Şimdi evvela şu barınağını şuraya takacağım. Eğer bunu beceremezsen sana ilk yardım dersi vereceğim. Ulan delirdim be! Barınak sokmayla musluk tamir olur muymuş? Karışma lan! Olu diyorsa olu herhalde. Kaçın bak kaçın barınağını. Lan lan vurup lan! Kaçın lan barınağını salak! Lan barınağını vurdun! Lan! Gördün mü bak nasıl oldu? Çekme lan! Çekme! Gördün mü bak, demokrasilerde çare tükenmez, biliyorum. Allah'ım sen. Aha bak kalkmış. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Elini buradan çekersin, eğer bir şıp sesi duyun kebertürün kabarını. Allah'ım sen. Anladın mı? Barnakları kopar inşallah. Elim gitti. Barnakları gitti. Evet, sıra kimde? Geldi doktor bey. Hayrola bacım, ne oldu sana böyle? Şey sormayın doktor bey, parmağım musluğa sıkıştı. Sabaha kadar inledim durdum. Kurtardın doktor bey. Bir de böyle sağlam akmayan bir musluk isteyecektim size. Onu al buradan alacaksın. Ana, doğru aklım mı kaldı bir yerde be? Tabii ki. Good morning. Ulan hesabı kesip bir taburcu olamıyoruz. Ne iş be? Ayrı sınıfları olarak indirdik.
Alo. Alo. Minik kuşum. Minik kuşu kadar başına taş düşsün Emin. Ayol sende hiç utanma arlanma yok mu? Sana kaç defa dedim beni arama. Arama. Seni affettiğimi söylemek için aradım zaruret. Beni affettiğini söylemek için mi? Evet minik kuşum. Hani sen kafamı kırmıştın ya haliyle biraz canım yanmıştı. Ama şimdi geçti ve seni affediyorum. Çok teşekkür ederim canım. Bir şey değil. Karı koca arasında olur böyle vakalar. Bunlar ferit olaylar. Bana bak. Ben senin kafanı içimden geldiği tamam, için kırmadım. O küçücük kuş beyninle beni kandırmaya çalıştığın için kırdım. Şimdi de karşıma geçmiş beni affettiğini söylüyorsun. Kuş beyinli herif! Demek sen de beni affediyorsun. Büyüksün zaruret, büyüksün. Zaruret buraya, yumruk havaya. Zaruret buraya, yumruk havaya. Oley, oley, oley! Ne avaz avaz bağırıyorsun be adam? Ne demek seni affettim dedin ya. O yüzden seni kutluyorum bu kararından dolayı yani. O yüzden de akabinde sevgi gösterilerinde bulunuyorum. Affetmem asla seni. Yakut yüklü dam olsam bile. Evet. Seni affetmiyorum. Bir daha gözüne gözükme. Ne demek oluyor şimdi bütün bunlar zaruret? Ben senin yüzünü görmek istemiyorum. Ama şeytan istediği kadar görebilir diyorum. Lütfen kavga etmeyelim minik kuşum. Bak herkes bize bakıyor. Yani bana bakıyor. Bunlara eve geldiğimde uzun uzun konuşuruz. Olmaz efendim. Sakın eve geleyim deme. Seni defterimden sildim. Herkese rezil olursun. Gene yaz. Defter senin. Dalga geçme benimle. Bak sinirlerimi iyiceden pıtırttırıyorsun bana. Bak sevgim. Bugün taburcu oluyorum. Üstüm başım leş gibi oldu. Bak hiç olmazsa geleyim bir donumu değiştireyim lan. Git fingir dediğin sevgililerin değiştirsin. Bak şu bayram arafesinde mübarek günde birbirimizi kırmayalım minik kuşum. Yani bayramda küsler otomatikman barışırlar. Geleyim barışalım. Daha sonra da geleneksel bayram ziyaretlerimizi yapalım değil mi? Küçüklere harçlık verip sevindirirken büyüklerin ellerinden öpüp merhudar olalım. Hatta ben sana kendi ellerimle şeyli baklava yapayım. Neyli? Fıstık. Ne? Alo? Yani fıstıklı baklava yapayım diyorum sevgili karıcığım. Hayır. Seni evde görmek istemiyorum. O zaman dükkana gel. Bari orada bir yüzünü göreyim sevgili karıcığım. Ha. Artık dükkanda çalışmak yok. Kendine başka bir iş ara. Hayır. Hayır minik kuşum. Bana bunu yapacak kadar vicdansız değildir. Öyle bir yaparım ki. Olamaz. O dükkanın her santimetresinde benim alnımın teri var. Bir çakıl taşını bile kimseye vermem. Hadi kes, zırlama. Bir iş bulana kadar çalışabilirsin. Kalacak yer bulana kadar da evde kalabilir miyim? Kalamazsın, maskara herif. Alo, zaruret. Lan kapattı telefonu. İyi, hiç olmazsa dükkanda kalmayı garantiledik. Taşıyor. Neyim? Sabrım. Ne için? Atlatıldığım için. Ama ne yapmam? Yutmam. Neden yutmam? Çünkü yemem. Yenmeyen şey ne olmaz? Yutulmaz. Şu Şuayb belasını başınıza ben sardım. Vallahi çok üzgünüm. Ama sadece siz değil beni de aldatıyor düzenbaz. Ne yapıyor? Sinirimi zıplatıyor. Ne yapmıyor? Kalan borcunu ödemiyor. Ne yapamaz? Gururumla oynayamaz. Ne gibi? Pimpon topu gibi. Paranızın kalan kısmını neden ile de bugün istiyorsunuz? Bir yere topluca bir ödemeniz mi var? Hayır yok. O zaman şu ayıp alacağından parayı bayram sonunda tahsil etsem? Olmaz. Nedir? Kuruşum değerlidir. Ne istemem? Kimsede kuruşum kalsın istemem. Ne yapmalıyım? Hemen kapmalıyım. Yoksa ne yaparım? Takarım. Neyime? Kafama. Yoksa ne olur? Bayramım zehir olur. Madem kuruşunuz sizin için bu kadar önemli, o zaman hemen şimdi gidip tahsil etmeye çalışayım. Belirteyim. Neyi? Şunu. Bu kaçıncı ikazım? Sonuncu. Bir daha ne etmem?
ikaz etmem. Ne vururum? Baş vururum. Nereye? Malum yollara. Burnundan getiririm. Neyi? Anasından emdiği sütü. Sakin olacağız canım. Ben bu işi hemen bugün gidip halledeceğim. Ne olur? İyi olur. Olmazsa ne olur? Bu bayramda bana kurban olur. Ne günler? İyi günler. Evet. Biri diğerinden küçük. Ne yapıyoruz? Hemen düzeltiyoruz. Nerede kardeşim bu muhasebeci? Paramızı ödeyip taburcu olacağız. Yok orada da. Siz hiç merak etmeyin. Gelince ben hemen haber veririm size. Hayır, dükkanda kimse yok. Burada durdum her dakika. Bana zarar ciğerim. Çırağınız yok mu Şahit Bey? Yok. Yani vardı. İşi kıvıramadı. Kovdum iti. Benim iş yerimde katı kurallarım var. Prensiplerime uymayan gider. Yani hislerimle davranmam. Hayır, karizmam kaldırmam. Eğer çırak arıyorsanız size birini tavsiye edebilirim. Kimi? Şu arkadaşı. Tanıdığım kadarıyla temiz birine benziyor. Peki hastasını ziyarete mi geldi? Yok, onun durumu biraz değişik. Yani nasıl değişik? İşsiz güçsüz mü yani? Madem sen arkadaşısın, ona şöyle hastanede doçentlik moçentlik gibi bir şey ayarlasana ya. Vallahi bir açık kalp ameliyatı yaparsınız, kırışırsınız parayı. Olur mu Şahit Bey? Şaka ulan şaka. Peki nedir durumu? İsterseniz çağırayım, kendisi anlatsın. Çağır bakalım. Müşkün. Buyur. Gel gel. Gel ziyarım. Takılmış. Takılmış. Aa, buyur Zerret Hanım. Ne oldu? Sende bugün bir haller var. Dalıp dalıp gidiyorsun. Hasta mısın yoksa? Ben biraz hastaydım ama çarşı gibi iyileştim. Niye o zaman hala dalgınsın? Ya size yeri gelmiştim. Yok yok, var sende bugün bir şeyler. Hadi anlat. Hastanede sizinle karşılaşmıştık ya. Evet. İtirmiş o sırada beni kaçırıyordun. Hastaneden mi? He. Niye, parayı vermemek için mi? He. Biz kurtulduk da ulan kardeşim oldu. Ne oldu? Hastane yapışmış yakasına. Ay, hastanede rehin mi kaldı? Ne bileyim be, arada telefon geliyor ama ben bakayım diyorum, edilmiş izin vermiyor. Niye bizden yardım istemediniz? Tuttu yakamdan kaçırdı beni. Mal kaçırır gibi. Ben ne bileyim kaçtı mu? Zavallı çocuk. Hem de zavallı. Koskoca İstanbul'da bir başıma kaldı. Yeni bir iş gücü de yok. Ortalarda kaldı ya. Ne iş gelir elinden? Herif gelir. Kuzu açık bir çocuktur. Bakmayın yani, yine kavrayışlı dur. Kız derdiniz işi hemen kavrayın. Bana bak kız kakılmış. Bizim dükkana çırak lazım. Kardeşin yapabilir mi? Yaparım tabii patron. Yapmaz olur muyum? Ben köyde koca kahveyi işletmiş adamım. Hani bir dükkanda çıraklık mı yapamayacağım? Bravo. Bak gözüm tuttu seni, gözüm. Yani kaliteli bir çocuğa benziyorsun. Emdiğin sütte hiçbir katkı maddesi yok. Yani kalite bir çocuk. Sevdim yani. Sağ ol da. Ben şey soracağım patron. Şimdi bu kazandığım para senetleri ödememe yetecek mi? Şimdi şöyle oluyor. Eğer ben senden memnun kalırsam, yani prensiplerime uyarsam, senetlerini öderim. Sen de eşek değilsin, çalışıp bana ödersin. Tabii öderim patron, eşek değilim ya. Allah razı olsun. Oğlum dur, acele etme ya, yarın bayramlaşırız. Muhasebeci geldi Şahit Bey. Tamam gözüm. Hadi kalk, senin şu senet işlerini de halledelim. Sağ ol patron. İşte yeni iş yerim burası. Yakında şarküterimizin zincirlerini kuracağız burada. Sağ ol patron. Hadi gel, içinde var. Nasıl dükkan ciğerim? Vallahi patron şahane. Şahane tabii değil mi? Ben bu dükkanı bu hale getirebilmek için az çalışmadım değil mi? Kar demedim, çamur demedim. Sırtımla yük taşıdım. Bu kollarla kurdum ben burayı. Hamallık yaptım ben be. Hamallık? Yüksünmedim.
utanmadım, çalıştım, didindim. İnşallah senden daha ileri boyutlara kadar götürürüz. Dükkan zincirlerimiz olur, şubelerimiz olur. Evelallah patron, olanların bizden ne fazlası var? Bravo, bak aşırı tuttum seni. Lan bak söze daldık, resmi yengeni aramayı unuttuk he. Resmi diyorum, neden böyle altını önemli çiziyorum? Yani bu ne demek oluyor? Gayri resmi yengelerimizde var demek oluyor. Aferin! Bak vallahi birdenbire kanım daha da çok ısınmaya başladı. Hemen çaktım mevzu yani. Alo? Minik kuşum? Ne yapıyorsun minik kuşum? Elinin körünü yapıyoruz. Ne yapacağız? Bayram temizliği yapıyoruz herhalde. Biz de boş durmuyoruz. Dükkanımızı açtık, işimizin başındayız. İki gün sonra görürüm seni. Dükkanı kapatır kapatmaz gene aşiftelerin peşinde koşarsın. Öyle bir şey olmayacak. Ancak mal almaya çıkacağım. Yalnız mal almaya gittiğimde dükkan yalnız kalmayacak. Yanıma bir yardımcı aldım. Yardımcı mı aldın? Yardımcı mı almış? Yani dükkana çırak mı almış? Bir görsen, çok gözü açık bir çocuk. Al çocuğum, al cüvisleri. Gözü açık bir çocuk mu? Bizimki gözü daha da açıktı. Çok uyanık. Ya demek çok uyanık. Bizimki daha da uyanıktı. Vallahi gece gündüz demiş gözlerini kırpmaz. Dünya uyanıldı. Eli de işe çok yatkın. Demek eli işe çok yatkın. Abi benim kardeşimin eli işe daha çok yatkındır. Tuttuğunu kopartır. O simitlere tekidir. Onu kovsun kardeşime alsın. Bana bak onu hemen başından def et. Kov onu şu yayıp bey kov. Ya nasıl kovarım ya? Daha denemedik ki. Bir deneyelim bundan sonra kovarız ya. Bana bak denemeyi menemeyi boş ver. Hemen def et başından. Kardeşimi bir dene. O simitlerin tekidir. Onu kov. Kardeşimi bir dene. Kardeşimi bir dene. Kardeşim bir dene. Ya ben söz verdim. Kovamam. Ne demek söz verdin? Karınız da bana söz verdi. Söz verdiniz değil mi? Sana emrediyorum hemen o çocuğu kov. Ama hayatım. Aması maması yok. Hemen kov diyorum. Emrediyorum. Bravo size Zerrut Hanım. Vallahi bravo. Ben anladım Şahip Bey. Bir şey söylemenize gerek yok. Aslında işim olması da o kadar önemli değil. En azından tanışmış olduk sizinle. Ya bu karının huyuna da gıcık oluyorum be ciğerim. Bir şirretli sorma. Dediğim dedikçi. Sıkışsan emrine karşı gel. İyice köpür vallahi. Olur sana bir cadı. Ayıptır söylemesi biraz çatlaktır. Dükkan onun babasından kalmasa bu kadar anlayış göstermem ama ne çare ki. Dükkanı mı? Yani siz kendi ellerinizle kurmuştunuz dükkanı. Ne diyordum? Seni tanıdığıma çok sevindim delikanlı. İlla çalışmam şart değil. Yani irtibatı koparma. Bakarsın ileriki günlerde yengenin gönlünü alırım. He? İnşallah. Ne diyeyim ben sana Şahit? Ne diyeyim? Ya ne diyeceğini bilecek yaştasın be güzelim. Ne diyeceksen de onu da ben öğretecek değilim herhalde. Müsaadenizle. Güle güle ciğerim. Ya seni kim hiddetlendirdi? Söyle kim? Kim olacak sen? Ben mi? Ben nasıl yaparım böyle bariz bir eşekliğe? Hay benim eşek kafam. Geç öyle. Şöyle otur bakayım. Nasıl üzülsem öyle de telafi etmesini bilirim. Yalnız önce birer viski içelim. Karşılıklı yatışalım değil mi? Hep böyle kandırıyorsun. İçmiyorum işte. Çok ayı. Hemen geliyorum. Her gün akşam olur. Dallam dallam. Bile bile kirletin Zerret Hanım. Çok teşekkür ederim kakılmış. Evimi pırıl pırıl yaptın. Eğer kardeşinin de eli senin gibi çabuksa yaşadık demektir. Onun da eli çabuktur. Merak etmeyin. Çok kavrayışlıdır. Peki kakılmış. Al canım güle güle harca. Çok teşekkür ederim. Ama bu çoktur Zerret Hanım. Yok çok değil canım bayram üstü. Şeker çikolata falan alırsın. Baklava açarsın lazım olur. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben gideyim artık. Dur kakılmış. Ben de senden beraber geleyim. Bizimki dükkanda dört elle sarıldım filan diyor ama bunu sık sık kontrol etmek lazım. Doğru diyoruz vallahi. Evet.
Şerefe, içelim, güzelleşelim. Ben de iyice sıkıntı vermeye başladım şu ayı. Demek sıkıntı bastı. E böyle kat kat giyinirsen olacağı bu tabii. Ne kat katı be? Al tarafı bir ceket işte. E ben de onu diyorum yavrum. E çıkar üstünü, biraz rahatla. Değil mi? O güzel hatlarını benden esirgeme. Ay sen üç kuruşluk parayı benden esirgiyorsun ya. Aa. Doktor Cavidan Hanım parasını istiyor artık. Ya bu karında yani marangoz tutkalı gibi yapıştı üstüme çıkmıyor ya. Vereceğiz dedik işte ya. Vereceksin de neyi bekliyorsun anlamadım. Bak bu aralar elim biraz darda biliyor musun? Yani mal almam lazım. O yüzden para yapmam gerekiyor. Yoksa söz vermişim. Ben söz verdim mi mutlaka bir gün sözümde dururum. Hayır karışmam kaldırmaz. Doktor Cavidan Hanım diyor ki... Eğer paramı vermezse malum yollardan çatır çatır alırım o parayı. Hadi be! Ben kuru gürültüye hele pamuç bırakmam. Ya neyse bırakalım bunları ya. Böyle güzel şeylerden bahsedelim. Neden mesela? Mesela benden. Mesela senden. Bizden. Birbirimizden. Bir bir beraberliğimizden. Bire gel beraber birdir bir oynayalım. Bir bir biri birilerine bakar 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 dururum. İnce giymiş imiş üstüne gül gül o güller ondan bir bir biri birilerine makar. Koyverdiler Allah. Hastanede bir adamla tanıştın. Dedi ki gel dükkanında çalış dedi. Ben senin senetlerini öderim dedi. Sen de kazandıkça bana ödersin dedi. Önce söz verdiği gibi işe aldı. Ondan sonra da kovdu beni. Sen Tükere bak. Ne hainlik. Niye vazgeçiyor bu herif? Aslında adamın bir suçu yok abla. Resmi karısı emredince adam da kovmak zorunda kaldı. Resmiyeti basın onu be. Bu lanet konu senden ne istiyor? Ne demek resmi? Gayri resmi karıları da mı var? Gayri resmi karıları değil de abla bildiğim kadarıyla yani böyle değişik değişik sevgilileri varmış. Ana vay namussuz herif be. Demek karısının üstüne başka sevgililer seviyor. Hatta şimdi sevgililerinden bir tanesi dükkana geldi. Vay namussuz. Ne gözü karaymış diye. Peki karısı bildirmiyor muymuş haddini? Aman karısının dünyadan haberi yoktur. Adam onu ayakta uyutuyordur zelüret onu. Aksine abla çok şirretli kadınmış ya. Yok canım. Vallahi kocası emrine karşı geldiğinde böyle köpürüyormuş. Cadının peki o zaman. Sinirlenince böyle gözü hiçbir şey görmüyormuş abla. Delleniyormuş. Yok canım onun birkaç daha tutuyor. Süktü. Adam diyor ki benim karı diyor çatlağın biri diyor. Niye katlanıyor o zaman bu kadına? Dükkan karınınmış. Bana bak sen hangi dükkandan kovuldun? Şu ilerideki şarküteriden. Hangi şarküteriden? Şu ayıp şarküteri. Şu ayıp! Abla ne oldu ya? Daha ne olsun be? Bu çuvalı inciri mahvettin. Hadi gel gidip ayıralım. Neyi ayıracağız? Şu ayıp biz sağlam kalan kemiklerini kırıklarından ayıracağız. Hadi yürü. Ne yapıyorsunuz Şahit Bey? İyiyim karıcığım. Sen ne yapıyorsun? Görüyorsun dükkanda aslanlar gibi çalışmaktayım. Oğlum ben sana bu dükkanda sana göre iş yok diye kovmadım mı? Hadi bakayım al voltanı al hadi. Hiç de voltasını alamaz Şahit Bey. Onu Zeruret Hanım işe aldı ancak o kovabiliyor. Kardeşim mi? Evet benim işe aldığım çırak o. Ya ne tesadüf benim de kovduğum çırak bu. Ulan demek kafadan çatlak cadının tekiyim ha. Demek bana bu dükkanın yüzü suya hürmetine katlanıyorsun ha. Hayda. Nereden çıkartıyorsun bunları minik kuşum? Bana bak ulan. O gayri resmi yengeyi sen mi bulup çıkaracaksın? Yoksa ben mi bulup çıkarayım? Yok ne resmisi ne gayri resmisi? Hangi şapşal söylüyor bunları? Sen benim kardeşime şapşal giymezsin tamam mı? Demek hobileriniz arasında yanlış bilgi verip kamuoyunu yanıltmak da varmış. Seni kovuyorum. Bana bak ulan onu ancak ben kovarım. O zaman mecburen geri alıyorum.
Bana bak Şahip, lafı sündürme, çıkar şu kızı ortaya. Ya kızı nereden çıkartıyorsun mesela şimdi, onu nereden bulacağım ya? Allah, ooo, aramak lazım işin yoksa. İstersen gel beraber arayalım, bak burada yok. Burada yok, bunun içinde de yok. Bunu açayım istersen sana, burada da yok. Bak kasayı açayım, burada da yok. Aa, burada da yok, vallahi bende de yok. Olsa vermem mi ya? Anlaşıldı, benim aramam lazım. Yapma, ben arayayım. Peki lan, bu ne? Nereden girdin? Sen de kimsin be kızım? Beni tanıştırmayacak mısın bununla? Çocuğum, sen niye girdin dükkanıma? Yolumu kaybettin. Annenle babanın adını söyle de seni evine götürelim. Ya yavrucak, korkmuş ya, baksana. En iyisi bir şarkı söyleyelim hep beraber, he? Ne dersin? Babaannenle beraber söyleyelim. Bak, mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Şahip! İnsan amcasına hiç şu ayıp der mi? Bak, ne kadar ayıp. En iyisi gel bakayım, şöyle otur. Çocuk ürktü ya, ürktü. İki daha kaç eder bakayım, söyle. Peki, annenle babanın adını söyle, seni evine götüreyim, he? Şahip! Ama olmaz ki, şu ayıp denmez. İnsan amcasına şu ayıp der mi kız? Ne vuruyorsun ya? Ne vurmasın? Çocuğum öyle şey yapmış. Ne kadar da çirkin kızmış bu be. Sen Allah cezanı versin şu ayet. Hüseyin ben. Ulan ne diyeyim sana be? Bıktım usandım senin bu maskaralıklarından. Ne demek oluyor şimdi bu karıcığım? Bu senden boşanacağım manasına geliyor. Yapamazsın bunu bana karıcığım. Döv, vur. Kemiklerimi kır ama bana bunu yapma minik kuşum. Öyle bir yapacağım ki sen de şaşıracaksın. Zarüret Hanım, sizin boşanmanız kardeşimin işini etkiler mi? Etkilemez. Çok şükür. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, oy oy ölem ölem derd o ölem. Akar serindir, oy oy oy. Kör olasın zalim Fırat, ocaklar yakar, ölem ölem. Fırat kenarında yüzen kayıklar, ölem ölem. Yaktım ulan vermiştir, sattın ulan beni. Ya patron, niye yakayım, niye satayım ya? Ya vallahi bilerek yapmadım ya, yemin ediyorum ya. Ya ben senin hanımın olduğunu bilmiyordum onun ya. Ya ben ablama anlattım, hanımın da yanındaymış, duydu ya. Olaylar bu şekil ya. Yuvamı dağıttı ulan. Ya patron, yine toplarız ya, yine toplarız ya. Ya yenge kızgınlığından söyledi bu kadar lafı ya. Niye söylesin? Yani bir kalemde niye silsin bunca yıllık kocasını? Siler. O sinirse kadın, siler. Bak. Sinirsek dediğimi hemen yetiştirme. Yani patron, sen de beni iyice ispiyoncu yaptın ya. Ya ben ne diyorum, yemin ediyorum ya. Vallahi hanımın olduğunu bilmiyordum ya. Bileceksin. Bileceksin lan. Ya patron bak, söz veriyorum bak. Bak söz veriyorum sana. Dizinin dibinden ayrılmayacağım ya. Bundan sonra seninle birlikteyim ya. Bak görüyor musun? Bunlar hepsi yenger ha. Ulan içimden gel. Vallahi şöyle içeceğim öyle. Ne? Hangisini? Ya patron, akıllanmadın ya. Senin başına ne geldiyse bunlardan geldi ya. Ya gel patron ya. Gel ya. Tutular da beni sevmiyor be. Oğlum ben kendim yürürüm lan. Kendin yürüdün zaten. Ocaklar yakar, ölem ölem. Ocaklar yakar, nasıl ülem. Ya şu mübarek günde yapma ya patron. Ya bak, farkında mısın? Ne? Bu bayramın kurbanı ben oldum. Olmadın ya. Ben oldum. Olmadın patron. Ben oldum. Ben oldum.
üzülme patron ya, üzülme ya, üzülme. Senler birlikteyim patron. Geç kaldın lan, geç kaldın. Benle ne beraber olacak? Geçmiş olsun artık. Niye ya? Karı beni bıraktıktan sonra. Ya bırakmaz ya. Ya patron bırakmaz ya bunca yıllık kocasını ya. Hadi hadi içelim. İçerim ha. Sabaha kadar içer. Yengelere içerim hadi. Ha, tamam hadi. Sattın lan beni. Git lan buradan. Nereye? Nereden? Sattın lan beni. Ya gecenin bu saatinde nereye giderim patron ya? Git lan buradan. Git lan. İyi peki canım. Yalnız bırak beni. Ana. Poraz kenarında üzen kayıklar. Ölem, ölem, dert o, ölem. Akar derindir, oy, oy, oy. Kör olması zalim. Zaptı lan beni! Zalim Fırat. Ocak. Yakar yakar Fırat kenarında. Alo? Müşkül! Abla? Ben şey diye soracaktım abla. Gelebilir miyim diye soracaktım. Hem nasıl olsa işim de var. Tabii ki gelebilirsin. Bir de ne? Ayağının kokusunu ezledim. Ver lan şu telefonu. Lan Müşkül! Nasılsın lan kayınım? Özlettin lan kendimi. Enişte? Sen misin? Tabii benim. Kim olacak? Neredesin? Dükkandayım. Hadi hemen kalk, göresim geldi seni. Gel kon iki şişe ırakı, peynir meynir, meze filan bir şeyle götür. Olur enişte. Aylığımdan kestirdim. Kestin iyi olur. Hadi dediklerimi ihmal etme. Çabuk gel, bekliyoruz. Ablam da bekliyor. Bekliyoruz. Lan bana bak. Kardeşimin dükkanında çalışmasını fırsat bilip dükkandan zırt pırt erzak giymişsin, bak çok fena oldu he. Kız çok korktum, kız kalkınmış. Posta kodun ya bana, yüreğim fırtladı kız şimdi. Lan ne vuruyorum gel. Zaten oğlan zar zor iş buldu, bir de burnundan getirme. Bir daha sipariş neyim verme çocuğa. Bak dayak isteme yine bak. Yoldurmam kardeşimi. Lan sen kendi kendine ne zevzeklik edip duruyorsun lan. Ne edeceğimi bana sen mi öğreteceksin sana? Ben öğreteceğim. Yol yordan bilmez oyu. Menfaatçayı. Lan baktın. Doğacın emme işte dua et yarın bayram. İtilmişleri her gün bayram be. Lan dayanamıyorum bak. Yarın bayram. Yadamcı kavuşup gibi de dolaşırım yollarda. Güzelin et tuni. Hacım bana bak. Bak dedim lan, bir şey soracağım. Bak dedim. Bak hemşerim. Ha bu Tursun denen kuduz çöpeğini tanıyor musun? Ben senin hemşerin değilim Oviç. Peki nerelisin?
Ben doğma bir ben Moskovalıyım hep. Ulan zampara bozuldu işte. Trabzon'dan ha buraya zampara bulancılıp da bağırmış ayağım yapma. Bak acele isim olmasaydı bir kurşun da sağa sıkardım burada ama neyse. Yürü. Uy! Puh! Sen. Çatımı kaybettim. Çatım çaldı. Nerede? Nereye gitti çatım? Oy! Oy başıma cedenlere bak. Her an karşıma tursun puştu çıkabilir ve taban sanmıyorum. Oy! 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 Kara günler için sakladığım parayla bir tane tabanca alabilirim belki. Allah'ım Tursun'u karşıma şimdi çıkarma. Önce bir tabanca alayım sonra onu vurayım. Ey kakası mura dobraz kaprosko. Vay ya. Gospodio izvolte lan çiçeği mamo. Gospodio izvolte. Vay. Benim tabanca. Vay. Nereden de çalıp anında günü çarpmıştı. Kızım derim bu benim tabancam. El alemin bembe tamam. Tamam, tamam. Para ver ucu. Para. Süt içiyorum bakayım. Çok derinde da. Ulan kendi tabancam. Nerede tabancam? Garson, bana bir vodka ver. Geldim ha buraya. Sen
Ben burada inşaatta çalışıyorum canım. Uzun süredir buradayım. Sonra bir Rus kızıyla evlendim, yerleştim. Ama herifin biri benim karımı ayaktı ve bir dükkan başladı. Benim adım Osman, seninki ne? Hap diyeyim, senin adın da. Kocanın adı ne? Kusum Bülgüne. Bir baba karınla kaçan adam o. Hey, ulan komşu, Hüsam, pamuk bağa bakayım. Arkadaşı var, bir vodka, vodka çatır. Ha bağlı değil, çatır değil. Osman'a çatır bakayım. Hey. Gördün mü bak, senin ne kadar arkadaş. Ne durma bu, kakarlı kakarlı. Kakasın bir şey yok mu burada? Çalışıyorum, başka yolları taşıyorum. Bir yarım yaşına bakmadık, olmadık. Başka yolları taşıyorum, senin yıkarım taşıyorum. Başka yolları taşıyorum.